Neva ne yapıyorsun? Biz hayalle oyun oynuyorduk sadece. Çantamı karıştırmaması gerektiğini gayet iyi biliyordum. Oynayacak başka bir şey mi yok? Ama çünkü biz sana ne güzel sürpriz hazırlamıştık. Hayal! Ya sen ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne bu sinir? Çocuğun bütün hevesini kursağında bıraktın. Ben anlamadım ki ne var bunda bu kadar sinirlenecek? Peki bekle sen, bir konuşup geleyim ben. Neva, sen sıkma canını. Ben de bir gideyim konuşayım, halledeceğiz, tamam mı? Ferhat, yalnız kalmak istiyorum lütfen. Peki Neva, öyle olsun. Neva, farkında mısın? O adam hayatına girdiğinden beri herkesi kırıyorsun. 40 yıl düşünsem hayale bağıracağın aklıma gelmezdi. Etrafındaki herkesi kendinden uzaklaştırıyorsun Neva. Kızını bile. Neva, sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Neyi saklıyorsun söyle. Daha fazla geç olmadan. Ferhat, hiçbir şey saklamıyorum. Yeter artık, ne olur çık buradan. Çık git. İptal edeceksiniz Alp, hayır. Bu evliliği iptal edeceksiniz. Benim için böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Benim için Neva ile evlenmeni istemiyorum. Ben bu evliliğe rıza göstermiyorum. Ne demek rıza? Senin ağzından çıkarı kulağın duyuyor mu ya? Ha? Ne demek bu evliliği iptal edin ya? Sen bu evliliğe karşı değilsin. Sen neye karşısın biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Sen hayata tutunmaya karşısın, sen yaşamaya karşısın. Ben oğlumun hayatını düşünüyorum. Ben senin hayatını düşünüyorum. Neva bizim tek şansımız. Ameliyat olacaksın. Yaşayacaksın anne. Ben de yaşamayı istiyorum. Ama yalanlarla değil. Gerçekten yaşamak istiyorum. Benim yaptığım hatayı yapıyorsun. Yapma. Gerçek bir sevgin olsun. Gerçekten mutlu ol. Gerçek bir ailen olsun. Bunu yapabilirsin Alp. Çünkü bunu hak ediyorsun. Anne. Bu geçici bir durum. Tamam mı? Bu sahte evlilik senle benim anne oğlu olarak gerçek mutluluğumuz olabilir. Her şey düzeldiğinde, sen sağlığına kavuştuğun zaman, tekrar iyi hissettiğin zaman her şey bitmiş olacak zaten. Peki o sersem kız, Neva, kendi küçük çocuğuna hiç mi düşünmüyor? O ufacık kıza, o masum çocuğa yalan mı söyleyeceksiniz? Kimse bir şey bilmeyecek. Bilmeyecek, sen güvensene anne bana. Niye güvenmiyorsun ya? Bu durumdan da kimseye bahsetmeyeceksin. Ha şunu da bil. Ben Neva ile evliyim artık. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Odam da dinleneceğim. Anne yapma bak, bir şey konuşuyoruz şurada. Dinleneceğim dedim, sen de git istersen. Anne! Git lütfen. Evet Hayal'cim, bak bazen anneler sinirli olabilirler. Yani doğru olmasa da sinirli oldukları zaman biraz bağırabiliyorlar yani. Olmuyor böyle şeyler. Evet ama benim meleğim hiç bağırmazdı. Tamam.
Doğru söylüyorsun, bağırmazdı. Çünkü senin meleğin seni çok seviyor. Ama sen de biraz büyüdün değil mi? Biraz anlayışlı olabilirsin. Şöyle düşün. Belki annen bugün biraz fazla yorulmuştur. Ne dersin? Evet ama Yağmurcuğum, bu bana bağırmasını gerektirmez. Kötü bir şey yapmam mı ki? Çok haklısın kızım. Ne olursa olsun sana bağırmamam lazımdı. Beni affedebilir misin? Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Hadi ama Hayal'cığım bak, annen özür diledi. Özür dileyen birini affetmek büyüklüktür. Evet, hadi bitsin bu küslük. Hoş geldiniz Alp Bey, buyurun. Ne oluyor burada ya? Niye herkes toplandı böyle? Neva, iyi misin? Başın falan dönmedi değil mi? Ben iyiyim Alp Bey. Ama ben hiç iyi değilim. Senin yüzünden meleğim artık sana benzedi. Artık her şey bağırıyor. Hayal, sen sadece bunun için mi kızınız peki? Annemin çantasında kırmızı defteri çıkardığım için bana bağırdın. Yani anlamıyorum, ne var ki bundan? Kızım çok haklısın. Ne olursa olsun sana bağırmamam gerekiyordu. Beni affedebilir misin? Özür dilerim. O kadar kolay değil meleğim. Peki ne yapabilirim beni affetmen için? Böyle prenseslerle bir sofra. Bir de enfes bir tatlı. Sen beni affet. Ben sana her gün enfes sofralar kurarım. Tamam mı? Ah, bir de bir öpücük. Oh, seve seve öperim ben seni. Seve seve. Oh. Ah bu amalar. Bazılarının hayatı amalar üzerine kuruluyor, biliyor musun? Tam işte şimdi oldu. Ne kadar mutluyum. Her şey ne güzel gidiyor diye düşünüyorsun. Sonra karşına koskocaman bir ama dikiliyor. Her şey tepetaklak oluyor. Hayatın değişiyor. Seyli Hanım. Hepimizin hayatında var o sorunlar. Değil mi? Hayat zaten her şeye rağmen yaşamak demek değil mi? Dayanacaksınız, gücünüzü toplayacaksınız, yeniden başlayacaksınız. Kasım beni terk edince dünya başıma yıkıldı. Gözüm hiçbir şeye görmez oldu. İnsanoğlunu görmezdim. Görmedim. Oysa şimdi o beni yaşatabilmek için dünyasını paramparça ediyor. Al bakalım Balkıs'ı. Prensesimin ağzına layık bir tabak hazırladım. Teşekkürler meleğim. Afiyet olsun. Ya. Sinirlerim çok bozuktu. Tutamadım kendimi. Neva, bak sende bir haller var. Tamam bebeğim, anlıyorum. Anne kız çok zor dönemler geçirdiniz. Ama artık hayale bağırmak nedir ya? Ayrıca ben o Alp Bey'in sana bakışlarını, seninle ilgilenmesinde fark etmedim değil, haberin olsun. Aa Yağmur, yani bir de sen başlama, mutfaktakiler yetiyor bana zaten. Alp Bey'in ne ilgisi olacak? Orasını ben bilmem Neva. Ama bu adamın sana karşı özel bir ilgisi var. Evet, hiç anlamıyorum falan deme. Şuraya bir bak, seni merak ediyor. Odanı dayayıp döşüyor. Nasıl? Bu eşyaları Alp Bey mi aldı? Ya? Bana bak. Yoksa sizin aranızda benim bilmediğim bir şey mi var? Ya Yağmur, yani ne olacak aramızda Allah aşkına? Alp Bey benim patronum, biliyorsun. Bana yardım etmesinin sebebi kızım. Ne olacak aramızda? Hayret bir şey.
Bana bak. Hı. Sen bunları niye soruyorsun? Yoksa Berk Bey'le bir ilgisi mi var? Kız, ay inanmıyorum sana. Resmen zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmak diye buna derler. Berk'le ne alakası var? Bilmem Yağmur, yani Berk Bey ne zaman Berk oldu? Sen söyle. Ay, resmen yavuz hırsız ev sahibine hakikaten bastırırmış Neva. Yok öyle bir şey. Ne alakası var? Yok. Bir şey yok yani aramızda. Yok. Hadi bakalım. Şu kadar var ya, şu kadar. Şu kadar kalmıştı yakalanmamıza. Son saniyede geldi Neva. Ramak kaldı yani. Hayır. Yağmur'dan yana sıkıntı yok. O ağzı sıkı kız. Sır tutar. O iyi de. Ferhat oradaydı. Ferhat'ın zaten orada ne işi var? Ben onu anlamadım. Ferhat derken nasıl yani? Ne bileyim abi, bugün böyle bir kavga ettiler. Bir hışım, bir odalara girdiler, çıktılar. Bir şey oldu falan. Anlamadım. Ne diyorsun oğlum? Ciddi misin sen? Neyse ya, şey yapma. Sonra konuşuruz onları. Çok önemli değil. Ben şimdi Yağmur'u bırakmaya gideceğim. Tamam mı? Ha. Hayırdır? Ne hayırdır? Ne oğlum, ne kaş göz yapıyorsun? Bir şey, kız geldi kaç saattir burada uğraşıyor, işini gücünü bıraktı. Ha, anladım lan, tamam. Neyi anladın anladın ya? Bir de pis pis sırıtıyorum vallahi, hiç çakıp sen hayatında nezaket diye bir şey duydun mu? Duydum, duydum. Yo, ben anladım ya sen şey yap. Vallahi hiç yakışmıyor, pis pis de sırıtıyorsun ha. Buralar sana emanet. Hah. Ya çıkalım ya. Ferhat'ın zaten orada ne işi var? Ben onu anlamadım. Hayal de inatçı çıktı ha. Öyledir. Annesinden almış oyunu. Bizim Ayık da öyle, biliyor musun? Ne güzel, birbirlerini bulmuşlar işte. Bulmuşlar derken? Ne demek yani şimdi? Yani... İyi arkadaş oldular. Baksana Alp Bey'e. Neva'ya o da veriyor, dayıyor, düşüyor. Yani patronun canım sonuçta, tabii yapacak tabii ki yani. Berk, Alp Bey Neva'nın gerçekten sadece patronu mu? Evet. Ne olabilir ki başka, Allah aşkına yani? Ya Alp incinmiş bir çocuk gördüğü zaman dayanamaz. Hayali de gerçekten çok sevdi. O yüzden elinden geldiğince yardımcı olmak istiyor. O yani. Peki. Sen öyle diyorsan öyledir. Çıkalım mı? Ne? Şey yani yemeğe çıkalım mı anlamında. Aç mısın? Yani aç mısın değil de, yani öyle değil de. Şey bir akşam yemeğe çıkalım. Hep böyle Alp ve Neva'dan konuşuyoruz ya. Yemeğe çıkalım yani. Yemek. Birlikte. Akşam yemeği. Akşam yemeği. Ha. Şey, çünkü hani böyle daha iyi tanışsak ki, yani tanışıyoruz tabii ki, yani o şey değil hani, ama hani o anlamda değil yani, hani o anlamda şey yapsak, tanışsak, ne bileyim ben çünkü Yağmur, ben seni tanımayı çok isterim. O yüzden yarın akşam yemeğe çıkalım. Ha. Yarın akşam? Evet. Yarın akşam yemeği. Bir saniye, ajandama bakmam lazım. Tamam. Kafamın içine bakıyorum ajandama. Ve Berk'le yemek yazıyor. Şey, bu tamam, çok güzel. O yüzden neden olmasın? Tamam. O zaman ben yarın akşam gelip alırım. Akşamüstü de akşam geleyim. Yarın akşam gelip alırım ben seni o zaman. Tamam. Ya Meleğim, yeni eşyalarımızı beğenip beğenmediğini söylemedin. Beğenmedin mi yoksa? Olur mu ya? Benim kızım seçmiş, ben beğenmez miyim? Ama dur, ben yine de şöyle bir alıcı gözüyle bir bakayım. Bakalım. Ay çok güzel hepsi ya. Aferin benim kızıma, çok güzel şeyler seçmişsin. Bekle beni. Alp Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kızım, ben Alp Bey'le konuşup hemen geliyorum, tamam mı?
Sen burada uslu uslu bekle beni. Tamam anne. Yine ne oldu acaba? Ben bu işleri hiç anlamıyorum Box. Alp Bey, size teşekkür etme fırsatı bulamadım. Bu odayı bizim için eve çevirdiniz. Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Her şey için sağ olun. Eva, sen ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzun farkında değilsin herhalde. O evlilik cüzdanını nasıl saklayamazsın sen ya? Hayalin değil de başka birinin eline geçseydi ne olurdu? Ne yapacaktık biz o zaman? Ben Hayal'in odada olduğunu bilmiyordum. Neva, bu durum ikimizin arasında bir sır. Bu durumun duyulması demek, ikimizin de hayatının mahvolması demek. Haklısınız. Özür dilerim. Daha dikkatli olacağım bundan sonra. Ferhat'la da çok olmaz samimi. Nasıl yani, anlamadım. Bilmiyorum artık ne var aranızda Ferhat'la ama... Bizden uzak dursun. Annemi de evliliği de bilmesini istemiyorum. Ferhat benim çok eski tanıdığım. Aileden biri sayılır. Aramızda hiçbir şey yok. Olamaz da. Bana gelince evet, yaptığımız anlaşmanın da evliliğimizin de farkındayım. Daha dikkatli olacağım, özür dilerim. Ama sizden ricam, lütfen bir daha böyle anlamsız yakıştırmalar yapmayın. Başka bir şey yoksa ben işimin başına döneyim. Emir Bey, nasıl buldunuz yemeği? Umarım Alp Bey'in restoranını aratmamışızdır size. Yok yok. Gayet güzel. Bilirsiniz, bir iş nasıl başlarsa öyle gider derler. Ben de o yüzden istedim ki böyle keyifle başlasın. İşimizi de hakkıyla yapalım. Yapalım ki ortaklığımız ileride daha büyük kazançlara vesile olsun. Karoon Holding'in ilerleme stratejisi gerçekleştiğinde fazlasıyla çalışacağız zaten. İlerleyen süreç için neler düşünüyorsunuz Emir Bey? Benim ilk hedefim iç piyasaya yönelik. Tabii bunun için de birazcık ortamı koklamak gerekecek. Bakalım neler olacağını hep beraber göreceğiz. O zaman işbirliğimizi daha ileri bir boyuta taşımayı düşünüyorsunuz sanırım. Kendinizi üzmemeniz gerekiyor. Of Nergis, of. Bak kendini yakmışken ben nasıl mutlu olacağım? Yapamam. Hayır, bir konuşayım diyorum ama inatçı, dik kafalı. Bu evlilikten vazgeçmeyecek. Yapmayın, sonuçta Alp Bey'in de bir bildiği var. Kocaman adam değil mi? Ciddi misin? Bir bildiği mi var sence? Gerçekten buna inanıyor musun? Ben İstanbul'um. Ben sadece evliliği öğrendim. Kim bilir bilmediğim başka neler var. Bu o şey, Neva'nın kızı Hayal miydi neydi, o küçük kız. Geçen de sen yoktun. Burada kötü adamlar dedi, kazalar dedi. Aklıma bin türlü şey geliyor. Seylem Hanım. Yok, bu böyle olmayacak. Ben Alp'i konuşturamam, bana kızar. Ama Neva'ya gidersem, onu sıkıştırırsam belki kız konuştururum, öyle değil mi? Seylem Hanım, ben size bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Söyle, herkes ne? Şu noktadan sonra bana hiçbir şey olmaz, merak etme. Bütün bu olanların Alp Bey'in kolundaki yarayla ilgisi var. Ne yarısından bahsediyorsun sen? Sakin ol. Hayır, uzatma. Sakin olacağım ben. Sen ne yarısından bahsediyorsun? Geçen gün Alp Bey yarasını sarmaya çalışıyordu. Ve bana kalırsa kolundaki yara ya bıçak yarası ya da kurşun yarasıydı. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Emir Bey,
Alp Bey hep restoranda mı yoksa şirkete de geliyor mu? Geliyordu restoranı açana kadar. Şimdi orada kendine göre bir dünya kurdu. Takılıyor. Karahun Holding'in bu kadar çok iştiraki varken ilginç bir karar doğrusu. Alp öyledir. İşlerine pek akıl sır ermez. Bunun dikine gör. Yine de bir insanın kardeşinin olması güzel şey. Yani bir kardeşiniz varsa asla yalnız değilsinizdir, değil mi? Bazen de bir kardeşim varlığı senin yalnızlığın olur. Efendim? Kardeşlik küçükken kıymetli bir şey. Büyüyünce yollar da yönler de ayrılabiliyor. Neydi bu? Prens Harry ile William gibi değil mi? Ha? Ben iş ortaklarımla uzun bir yolum olsun isterim. Şirket olarak önümüzdeki aylarda ihracat ağımızı Azerbaycan ve Balkanlara taşıyacağız. Eğer yurt içindeki ortaklığımızdan memnun kalırsak, yurt dışına yapılacak sevkiyatlarda da sizin firmanızı kullanırız. Bu işbirliğinden hiç şüpheniz olmasın. Bizim yolumuz da yönümüz de aynı. Biz aynı hedefe yürüyen insanlarız. Emin olun. İyi geceler. Nerede kaldın ya? İş biteli yarım saat oldu, sen hala yalanıyorsun burada. Biz beraber gideriz diye konuşmadık mı? Sen bana beraber çıkalım mı dedin? Ben de sana hayır olmaz, ben geç çıkacağım dedim ama artık sen ne anladıysan. Ya ben aslında seninle bir şey konuşmak istiyorum. Sence de burada çok tuhaf şeyler dönmüyor mu? Ne gibi tuhaf şeyler Gonca? Yani ben İstanbul'un yeni gözdesi, Lestele'de, Leçite için tüm iş görüşmelerini geride bırakıp gelmedim. E'si şu. Ya bana sorarsan hiçbirimizin yeri kalıcı değil burada. Ya baksana, Halis'le Furkan dururken neden iki günlük eleman yani Neva başımıza şef oluyor? Zaten ne olduysa o geldikten sonra olmaya başladı. E düzen düzen kalmadı valla. Gonca, bak Neva ile alakalı ileri geri konuşmaları bir kenara bırakır mısın lütfen? Öyle konuşup konuşup personeli de kıza düşman ediyorsun. Yalan mı? Hı? Gün ortasında ortalıktan kayboluyor. Ne iş çevirdiği asla belli değil. Onun yüzünden mekana garip garip insanlar girip çıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum ama kapıda korumalar dikili. Zaten geçen gün mekan sahipleri de oturmuş internetten tuhaf tuhaf organ nakli sitelerine bakıyorlar. Sence bütün bunlar çok mu normal? Ne alakası var Gonca? Ne işi olur bizim patronların organ nakliyle? Ben de bilmiyorum ki. Ama gördün mü dersen evet gördüm. Bayağı bayağı oturmuşlar organ nakli sitelerine bakıyorlar yani. Bana da bir garip geldi. Sen de bütün bunlardan Neva'yı sorumlu tutuyorsun öyle mi? Vallahi pes. Gonca bak, bundan sonra ağzından Neva ve Hayal'le alakalı en ufak olumsuz bir şey duyarsam, yemin ediyorum çok kötü bozuşuruz seninle. Yüzüne bile bakmam, senin haberin olsun. Öyle mi? Öyle. İyi. İyi, sen hala o kadını savunmaya devam et. Benim bu söylediklerim birer birer çıkacak ortaya. Gerçekten o zaman ne diyeceksin çok merak ediyorum. Ben bu konuyu şirkettekilerle konuşurum, siz merak etmeyin. Peki. Babanız beyefendi nasıl? İyi, her şey yolunda. Bir ara şirkete uğrayın. Bir kahveniz içmeye gelin. Tamam. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Kusura bakmayın Koray. Estağfurullah. Yani ortakların arasında böyle şeylerin lafı mı olur? Birisine, birisine aşık oldun birisine. Rastlamak çok zor şeydir böylesine. Birisine, birisine aşık oldun birisine. Rastlamak çok zor şeydir. Kadın hayatımızdan hiç çıkmayacak değil mi? Sen onu asla unutmayacaksın. Evimin her köşesinde bu kadının sesini mi duyacağım ha? Ne saçmalıyorsun sen ya? Bu şarkı ya. Şarkı bu. Seyden sorgunlu albümü. Ulaş çıkartmaya gerek yok. Her şey geçmiş gitmiş, eskide kalmış, küllenmiş bir maziden ibaret. O kadar. Gözlerimin içine baka baka yalan söyleme bana. Bana verdiğin sözü tutacaksın. O kadını unutacaksın Kasım, o kadını unutacaksın. Ya kendine gel Türkan. Her şey geçmiş gitmiş, eskide kalmış diyorum sana, anlamıyor musun? O halde bu albümün ne işi var elimizde? Neden bu kadının şarkısı dinleniyor hala? Ailemize verdiği acılar yetmedi mi? Benim çektiğim sıkıntıların hiçbir önemi yok ha? Hiçbir önemi yok. Bir daha bu kadının ne sesini, ne kendisini görmek istemiyorum bir daha, anladın mı? Görmek istemiyorum. Ne şimdi, ne de bundan sonra. Ben bu şarkıyı çok severim. Bu nostaljik şarkılara merakınız var mı bilmiyorum ama... varsa mutlak duymuşsunuzdur. Seylan Sorgun'un şarkısı. Bir zamanlar sesiyle, duruşuyla rüzgar gibi eserdi sahnelerde. Sonra bir anda nedense kayboldu ortadan. Şimdi kim bilir nerede, ne yapıyor? Ben maziye değil, geleceğe bakarım. Mazinin sesi sadece kafa karıştırır. Ayrıca şarkıyı da, onu söyleyeni de pek sevmem. Kalkalım mı artık? Kesinlikle haklısınız. Geleceğe bakmak lazım. Bu resmi Balkız'la biz yaptık. Yağmurcuğumun dükkanındaki orjeler gibi rengarenk değil mi? Evet. Çok güzel olmuş. Sen yaparsın da sevmez miyim ben zaten? Çok beğendim. Peki bunlar kim? Bu benim, bu da sensin Mehmet. Başka kimse yok mu? Senden başka çizecek kimsem yok ki. Bir de babaannem var. Biliyor musun ben babaanneme babamı hatırlatıyormuşum. Kim söyledi? Babaannem. Ben babaannemi gördüm. Yağmurcuğumun dükkanında önünde oynarken babaannem geldi. Ne konuştunuz? Babamı özlediği için beni görmeye gelmiş. Tabii beni de özlemiş. Ben bir gün uzun bir yolculuğa çıksam... babaannenle kalmak ister miydin kızım? Uzun yolculuk mu? Meleğim beni bırakıp nereye gideceksin? Ben seni bırakıp hiçbir yere gider miyim? Yok yani diyelim bir iş gezisi oldu, bir şey oldu. Meleğim ne iş gezisi? Ya sen istersen ben babaannemle kalırım. Ama sen lütfen gitme. Hiçbir yere gitmiyorum. Hep senin yanındayım kızım. Hep. Tamam. Hadi artık uyku vakti. Geç oldu. Tamam. Ver onu bana. Gözünü de çıkar bakalım. Thank you.
Eva? Alp Bey, ben... bağlama sesini duyunca öyle merak ettim. Ha. Doğru, sen bana yakıştıramıyordun ama. Hayır, hayır, öyle demek istemedim. Neyse, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Zaten bugün yeterince meşgul ettim sizi. Neva. İkimiz için de çok zor, biliyorum. Yani bugünkü meseleyi de çok abarttım. Bunun da farkındayım. Bari bu gece konuşmayalım, olur mu? Yani zaten çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Bir de böyle yormayalım birbirimizi bence. Haklısınız. Gel, otursana ya. Günün geri kalanı nasıldı bari? Her zamanki gibi. Yani yorucuydu biraz. Hayat bazen çok yorucu değil mi ya? İnsanın aklı da kalbi de çok yoruluyor. İkisini de sağlam tutmakta fayda var. Ama anladığım kadarıyla siz onu bağlamanızda başarıyorsunuz zaten. Yani rahatlatıyor beni. Bir de böyle hiçbir şey düşünmüyorum. O an böyle... sadece müzik var o an yani. Çok güzel çalıyorsunuz ama. Teşekkür ederim. Gerçekten şaşırdım. Nereden öğrendiniz böyle çalmayı? Çocukken ben de gazinoya giderdim annemle. Annem sahneye çıkardı işte şarkı söylemek için. O böyle sahnede şarkı söylerken ben de bir köşede annemi izlerdim. Annemin bir saz üstadı vardı, Ali abi. Kulakları çınlasın. O öğretmişti bana çalmayı. Çok şanslıymışsınız. Öyle. Çocukluğumdan bana kalan tek güzel şey. Bir de böyle şey, hayatta insan hep bir şeylere sığınmak istiyor ya bazen. Ben de böyle ne zaman sıkılsam hep türkülere sığınırdım. Sen peki? Sever misin türküleri mesela? Çok severim. Bir şey tıngırdıyordum ya, bu türküyü biliyor musun? Biliyorum tabii. Bana eşlik eder misin peki?
Günaydın Türkan Sultan. Günaydın. Aa, hayırdır? Sabah sabah ne bu enerji böyle? İçimden geldi. İçinden geldi demek. Enteresan. O zaman bu halini neye borçluyuz? Kahve içerken konuşalım. Çok isterdim. Ama iki firmayla görüşmem var. Geç kaldım. Ha bu arada araçlar hazır. Anlaşmalar imzalanır imzalanmaz nakliyata başlayabiliriz. Beni şaşırtıyorsun Emir. Bravo vallahi. Doğru seçimleri işleri hızlandırır anneciğim. Kimlerle çalışıyorsun peki? Koran Ateş diye bir adam. Lüks araçlar satan bir otogalerisi var. Ama yani nakliye işini çok düzgün planlamış. Araçları gittiğim gördüğüm yerinde hepsi çok iyi görünüyor. İyice araştırdın şirketi değil mi? Tabii ki anne. Yani zaten avukatlar öyle bir sözleşme imzalattılar ki adama. En ufak aksilik çıktığı anda tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebileceğiz. Ve hiçbir tazminat vermedi. Aferin. Canım oğlum. Bu işten ananın akıyla çıktığında Karaoğun Holding'deki yerini hak ettiğini de babana kanıtlamış olacaksın. Ben senin gelişmelerden haberdar olurum. Tamam? Tamam. Görüşürüz. Günaydın. Yanmış mı benim bir tane? Ha? Burnuma güzel kokular geliyor. Çünkü sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Hem de ne var biliyor musun? Ne var? Peynirli yumurta. Bugün çok güzel bir gün değil mi Meleğim? Senin yanımda olduğun her gün çok güzel zaten. Ama evet haklısın. Bugün de çok güzel bir gün. Hadi sen elini yüzünü yıka, sonra da kahvaltıya başlayalım. Tamam. Hadi koş koş. Lütfeder misin prensesim? Ederim kraliçem. Sonra aykırım gelir. Could you please wait a second? Yes, I'm missing you now. Vedat, anlat bakalım. Ne var ne yok, neler oluyor? Koran Bey, olaylar biraz karışık. Ya işte, ben karışık işleri severim. Anlat bakalım, neymiş bu karışık? İki gündür araştırıyorum bu Alp Karaoğun hikayesini. Tebrik ederim, bravo. Nihayet ben söylemeden bir şey yaptınız. Ne buldun? Durumlar çok garip Koran Bey. Kimse bilmiyor. Oğlum, kim bilmiyor, neyi bilmiyor? Allah Allah. Şimdi bu şarkıcı kadını holdingdeki tanıdıklarımızla konuştum. Eski müşterimizin ağzını aradım. Ya sosyeteye kadar ulaştım Koran Bey. Ama ne var ki herkes Türkan Karaoğlu'nun oğlu diye biliyor bu adamı. Ne demek herkesten saklıyorlar? Demek pek saygıdeğer Karaoğlu ailesinin küçük bir sırrı var. Aferin Vedat, iyi iş çıkardın. Şimdi elimdesin Alp Paşa. Koran Bey,
Kızmazsanız size bir şey daha sorabilir miyim? Ya ben sana bugün kızabilir miyim Vedat? Sor bakalım, gönder gelsin. Karahun Ordnik'le anlaşmamız iyi gidiyor. Planımız da tıkır tıkır işliyor. Hı hı. Belli ki bu sayede bütün Marmara bölgesine malı biz dağıtacağız. Evelallah. Biz neden hala bu Alp Karahun'la uğraşıyoruz ki? Vedat Efendi, biz bugüne kadar bize her posta koyana eyvallah deseydik, buralara gelebilir miydik? Bana kimse posta koyamaz. Hiç kimse benim elimden benim olanı alıp kaçamaz. Benim adım Korhan Ateş. Canımı sıkanın canını yakarım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet. Herkes hazırsa sabah toplantımıza başlayalım mı? Sabah toplantısı. Dudağ günler kendini havaya sokmuş. Şey mi dedin Özlem? Gerek var mı Leva? Biz işimizi biliyoruz zaten. Malzemeler geldi. Dolaplar kontrol edildi. Peki. Madem öyle diyorsunuz. Öyle Leva, öyle. Evet. Tekrar söylüyorum, bu anlaşma Karahun Holding için çok önemli. Kalıcı bir ortaklığa giden ilk adım atıyor olabiliriz. O yüzden her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Ben bazen böyle eski günlerimizi çok özlüyorum. Nasıl yani? Ya yani böyle işe gömülmüş gibi hissediyorum kendimi. New York'ta yaşarken iş çıkışı en azından bir parka gidiyordum. Bir açık hava konserine gidiyordum, kafamı dağıtıyordum. Biraz çabuk mu pes ediyorsunuz acaba? Pes ediyorsun derken, Alp beni gayet iyi tanıyorsun. Ben pes etmem. Ya hatırlamıyor musun? Eskiden böyle işimiz yokken mesela bütün şehri yürüyerek gezerdik. Yani yeni yerler keşfedelim diye. Çok heyecanlı, çok keyifliydi. Ece Hanım, sizin de söylediğiniz gibi bunlar eski günler. Eskide kaldılar. Konumuz Holding, Karahun Holding. Neydi? Köklerimiz geçmişte. Ama gözümüz hep ileride. Hedefimizde. Bravo Alp. Şahane bir iş insanı profili çiziyorsun. Hırslı, dinamik, babasının gurur duyduğu. Merhaba. Merhabalar. Alp, bir şey soracağım. Sen ne ara bu kadar değiştin? Benim tanıdığım Alp'e ne oldu? Yeter. Siz ve ben iş arkadaşıyız. Şimdi lütfen işimize dönebilir miyiz? Teşekkür ederim. Türkiye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Pardon, sanırım sohbetinizi böldüm. Hayır, olur mu Türkan Hanım? Biz de Ece Hanım'la çalışıyorduk zaten. Türkan Hanım, hoş geldiniz. Yarın Amerikalılar gelecek de biz de onun hazırlığını yapıyorduk. Ay, çok güzel. Yarın mı? Hı hı. Ama ben haftaya geleceklerini sanıyordum. Yok işte, karşılıklı görüştük, anlaştık. Geliş tarihlerini biraz öne çektik, yarın geliyorlar. Aferin Alp, aferin. Yani yine her zamanki gibi yüksek bir performans göstermişsin. Zaman kaybetmemek çok önemli Türkan anne. Çünkü ne kadar çok zaman kaybedersek o kadar çok zarar ediyoruz ya. Siz de çok iyi biliyorsunuzdur bunu. Ece Hanımcığım, sizin için de böyle hızlı bir giriş oldu değil mi? Böyle işe başlar başlamaz. Evet, ama ben halimden memnunum Türkan Hanım. Alp'in işkolikliği size de geçmiş hemen. Ah bu çocuk. Neyse ben gideyim. Kusura bakmayın, sohbetinizi böldüm. Emir'in yanına uğrayacaktım.
Sultanım, gel, hoş geldin. Sana harika haberlerim var. Yeni anlaşmamız. İki büyük firmayla sözleşmeyi imzaladım. Tabii rakam bizim beklediğimizin bir tık altında ama... Kasım Karahan'ı ikna etmeye fazlasıyla yeter bence. Silo'daki bütün ürünler hafta sonu nakliye için hazır olacak. Ama sen buna pek sevinmemiş gibisin. Yarın Amerikalılar geliyor. Senin bundan haberin var mı? Nasıl olur, daha bir haftamız vardı. Şimdilik anlaşmada mutabakat sağlanmış görünüyor. Alp ile Ece toplantı odasına kapanmış, bütün bu meseleleri halletmiş anlaşılan. Ece bana böyle bir şey söylemedi. Alp'in sadece zaman kazanmaya, işleri hızlandırmaya çalıştığını söyledi, o kadar. Hızlandırmış. Yarın Amerikalılarla anlaşma imzalamak demek... senin verdiğin sözleri tutamaman ve dolayısıyla şu anlaşmada yazdığı gibi yüklü bir tazminat ödememiz demek. Biliyorum anne, biliyorum. Tazminatı da o rakamı da biliyorum, Allah kahretsin. Hani madem bir işe kalkışıyorsun, sen bunun önünü sonunu düşünmek zorundasın Emir. İstediğin kadar lanet oku, artık çok geç. Başına buyruk davranmaktansa ya bir bana haber verseydin, bir danışsaydın. Of, of. Şimdi kendini topla ve toplantıya geç kalma. Kahretsin. Balkız biraz yaklaştın. Bak, hayır öyle değil bak. Dikkatli izle. Hayal. Ne yapıyorsun bakalım? İşte oyun oynuyorum Ferhat abi. Hadi gel birlikte oynayalım. Burada oynayacak kimsem yok. Ama ben şu anda gelemem. Çalışıyorum güzelim. Belki başka zaman oynarız, olur mu? Hey piş, hey piş. Annem de sürekli işlerini yapıyor. Haklısın ama ne yapalım? Hadi sen şimdi oyununa devam et. Fazla da uzaklaşma, tamam mı? Sakın yola çıkma bak. Hadi görüşürüz. Peki, peki. Bunların gücü de tek bana yetiyor. Neler saklıyorsun Neva Hanım? Acıktın mı bebeğim? Ne yapıyorsun burada Ferhat? Neva, sen... Ne sen? Ya senin başın biraz yoğun diye ben geldim hayale bakmaya ama... göremedim gerçi, burada da yokmuş. Neyse ben döneyim işimin başına. Görüşürüz. Erdal Beyler geldi. Kızmasana içeri. Erdal Bey hoş geldiniz. Korhan. Hoş geldiniz. Korhan. Ah be Korhan. Ah. Her seferinde beni şaşırtıyorsun. İşleri eline yüzüne bulaştırmana rağmen... hala yeni projelerinde kafamı aşındırıyorsun. Yani Erdal Bey, ne söyleseniz haklısınız. Yani ben size mahcubum. Mahcubum ama... size ne kaybettirdiysem... misliyle kazandırmaya da hazırım. Yani bir dinlerseniz. Güldürme beni Korhan. Sen önce eski borçlarını kapa. Tahsilat geldi geçiyor. Senin hayallerine harcayacak vaktim yok.
Önce bana kaybettirdiklerin telafisini yapma zamanı şimdi. Bundan sonra Trakya ve Marmara'nın bütün dağıtımı bende. Her şeyi ayarladım. Tamamıyla yasal. Tuzla İstanbul arasındaki polis koridorunu geçemeyen bir aceminin hayalleri bunlar. Hayal değil Erdal Bey. Çok büyük bir holdingin hububat taşıma işini aldım. Hububatlarla beraber bizim mallar da taşınacak. Dediğim gibi her şeyi ayarladım. Hem hızlı hem güvenli. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Birlikte çalıştığım adam her şeyin kontrolünü tamamen bana bıraktı. Böyle iş bilen büyük iş adamı havalarında ama biricikten haberi yok. Ağzı süt kokuyor daha. Dur. Yine ilgimi çekmeye başardın Kora. Devam et bakalım. Ama önce ne içersiniz? Kızım bir bak bakayım buraya. Kahve, çay. Kahve söyle bakalım. Ben buraya iki günlük elemanın altında çalışmaya gelmedim. Kadim şefle bir hukukumuz var, hakkımızı yemez dedik. Demek ki bu mevzu onu bile aşmış. Vallahi ben de anlamıyorum. Kadim şef Amerika'dan geldiğinden beri onun yanındayız. Kaç yıl oldu kadim şefle çalışıyoruz. Neyini anlamıyorsun oğlum? İki günlük kadının nasıl başımıza şef olduğunu söyleyeyim mi sana? Söyle abi. Sabah Alp Bey'le geliyor, Alp Bey'le çıkıyor. Her dakika yan yanalar. Hiç dikkatini çekmedi mi? Evet, haklısın. En sonunda Alp Bey'in yanındaki odayı da kaptı hanımefendi. Senin anlayacağın bu Nevap, patronun... Neymiş lan Nevap patron? Söyle bakayım, bana da söyle neymiş, ha? Söyle. Yalan mı Ferhat? Yalansa yalan de. Her dakika yan yanalar. Seni de ilgilendiriyor, hayırdır? Oğlum kime hayır? Giderim senin o çeneni lan. Çek lan elini Ferhat. Hayırdır? Vallahi hadi öpeştirim. Beyler. Durun, durun. Çocuk. Doğru yüzüğü koysan. Sen çek lan. Ağzını alacaksın lan. Hayır. Dur, dur. Ağzını topla. Giderim o çeneni senin. Ferhat. Bir bak. Ferhat Bey. Ferhat Bey, lütfen koşun ya, birbirlerine zarar verecekler yani. İnce bir bağırma, müşterinin içinde ne diyorsun, ne oluyor anlamıyorum ya. Ferhat Halis arkada birbirlerine girdi yani, Ayvaz onları ayırmaya çalışıyor ama başaramıyor. Abi lütfen, lütfen Ferhat'a bir şey olmasın. Yok yok, böyle olmayacak, ben nefes alamıyorum. Kafasız çocuk, kafasız. Seylan Hanım, bütün bir gece boyunca uyumadınız. Yani bari bir iki yudum bitki çayından alsaydınız da sakinleşseydiniz. Yok bir şey istemiyorum. Tamam ben gidip sorarım yani. Niye duruyorum? Affettiğimi sorayım. Seylan Hanım, nereye gidiyorsunuz? Durun. Gerçekleri öğrenmeye. Aferin size ya. Aferin. Vallahi ben yetişkin, aklı başında makul insanlarla çalışıyorum zannediyorum. Sizde çocuk kadar akıl beyin yok ya. Berk Bey. Ne Berk Bey? Berk Bey ne? Ya arkadaşlar günün en yoğun saati başlamak üzere. Siz çıkmışsınız orada çocuk gibi kavga ediyorsunuz ya. Evet beyler, var mı bir açıklamanız? Buyurun dinliyorum. Evet. Ferhat durduk yere bana saldırdı. Lan oğlum kim kime saldırdı? Sen Neva ile alakalı atıp tutmuyor muydun lan? Ferhat burada, Halis sen düştün. Halis. Ne oluyor burada? Ne Nevası? Berk Bey. Biz mutfak personeli olarak Neva'nın bu mutfağa şeflik yapabileceğini düşünmüyoruz. Bana bak, seni gebertirim lan. Ferhat geç şuraya, Halis sen de şuraya geç. Oğlum bak, bu konu burada kapanmıştır. Bu konuyla ilgili tek kelime daha eden olursa koyarım kapının önüne, haberiniz olsun. Halis, biz bu mutfağa siparişe göre şef atamıyoruz. Kadim şefin yokluğunda bu mutfağın şefi Neva'dır. Bu konu da burada kapanmıştır. Herkes işin başına. Hadi. Berk Bey, ben öncelikle sizi bir tebrik etmek istiyorum. Yani sayenizde büyük bir felaketin önüne geçmiş olduk ama bence Halis... Gonca işinin başına geç hadi. Şu an için her şey yolunda görünüyor. Şöyle. İlk başlarda nakliyeyi biz karşılayacaktık. Öyle öngörmüştük. Ama işler değişti. Karşı tarafı ikna etmeyi başardık ve nakliyeyi onlar karşılıyor. Dolayısıyla son tahlilde %67 gibi çok ciddi bir oranla Amerikan pazarına giriyoruz. Aferin evlat.
Bir kez daha beni hayal kırıklığına uğratmadın. Fakat iç piyasanın taleplerini de göz önünde bulundurmamız gerekmez mi? Sonuçta iç piyasa devamlılık demektir. Yani kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünürsek şirket için çok daha iyi olabilir bence. Çok daha iyi şartlarda, çok daha büyük anlaşmalara imza atabilecekken biz niye kendimizi sınırlandırıyoruz, ben onu anlamadım. Yani misafirler yarın geliyor. Biz hazırız. Doğru. Doğru. Şirkette kararları ortak alıyoruz sanıyordum. Emir. Yine ortak karar alıyoruz. Kasım Bey, bu arada ben düşündüm de bu yeni ortaklarımız için böyle yemekli bir davet versek. Hani PR açısından Karahun Holding için çok doğru olur bence. Güzel düşünmüşsün Ece. Tamam. Ama Karahun Holding'in adına yakışır bir davet olmalı tabii. Tabii ki, elbette. Hatta belki Alp Bey de organizasyonda yardımcı olmak ister. Belki sizin yeni restoranınızda yaparız. Bakın ne diyeceğim. Gelin bu daveti bizim köşkte yapalım ha. Ne dersiniz? Yeni ortaklarımızı şöyle ailece ağırlayalım. Samimi bir ortam. Bence şahane bir fikir. Hem yeni ortaklarda ne kadar güçlü, ne kadar iyi bir aileye girdiklerini, onlarla ortak olduklarını anlamış olurlar. Tamam. Anlaştık o zaman. Alp, senin şu dillere destan şefin bize güzel bir ziyafet hazırlar herhalde. Ha? Tamam, ben hallederim onu baba. Sen merak etme. Güzel. Evet, anlaştığımıza göre ben müsaadenizi isteyeyim. Restoranda iş bekler. Kolay gelsin. Sağ olsun. Alp Bey. Biliyorum restorana geçiyorsunuz ama bu organizasyon için çok fazla zamanımız yok. Ben de sizinle gelsem detayları konuşsak. İyi olur Ece. Tamam. Ben çantamı alıp geliyorum. Ece Hanım. Organizasyon için çok iyi düşünmüşsünüz. Gerçekten tebrik ederim sizi. Teşekkür ediyorum Emir Bey. Müsaadenizle. Bazı şeyler ne yaparsan yap, hiç değişmiyor değil mi? Küçük kardeşim. Anlamadım abi. İç piyasa için yaptığım çalışmayı bilmiyor olamazsın herhalde. Ben kendim için değil, şirket için çalışıyorum ya. Ben de öyle. Ben de şirket için çalışıyorum ha. Ama nedense kimseye laf dinletemiyorum. Herkes bir şekilde altın çocuk Alp'i dinliyor. Seni dinleyecekleri çok uzun bir zaman vardı abi. Ama bak, ne hale geldik. Alp'e çıkabiliriz. Tamam biz. Görüşürüz. Buyurun. Halis de, Ayvaz da, o mutfakta kim varsa bundan sonra kapayacak çenesini. Yeter ki sen üzülme, ne olur. Bak Ferhat, sen iyi niyetle hareket ediyorsun, anlıyorum seni. Ama bu benim hayatım. Ne gerekiyorsa ben kendim yaparım zaten. Lütfen işleri daha zor hale getirme benim için. Anladın mı? Peki Neva, öyle olsun. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Ben Alp'le konuşacaktım. Tabii ama Alp'e henüz gelmediler. Ha Neva! Neva! Seylan Hanım, siz Neva'yla tanışıyor musunuz?
Bir izin verir misin kızım? Tabii. Seninle konuşmamız lazım. Burası konuşmak için çok müsait bir yer değil. Başka zaman konuşsak? Başka zaman yok. Evlilik meselesi. Şişt. Peki Seylan Hanım. Peki konuşalım, öyle olsun. Ama burada çok fazla insan var. Alper'e mi gidelim? Seylan teyze. Merhaba Berk. Biz Neva ile biraz yalnız konuşacağız. Gel. Bak Neva, kısa ve net konuşacağım. Hiç uzatmayacağım. Ben bu evliliği istemiyorum. Bu evlilikten vazgeçeceksiniz. Seylan Hanım, sizi çok iyi anlıyorum. Yaşadıklarınız çok ağır. Ama bu sizin de benim de tek şansımız. Bu şans değil. Böyle bir şans olmaz. Bu ancak şans kılığına girmiş bir felaket olabilir. Seylan Hanım, bu işin ucunda sizin hayatınız var. Ha, sadece benim hayatım var, öyle mi? Bu işin sonunda senin de, Alp'in de, benim de hayatım var. Ayrıca kanunsuz bir iş yapıyorsunuz. Alp'in başına bir şey gelirse, Alp'i hapse atarlarsa ne olacak? Bak sen de annesin. Sen göz göre göre evladını tehlikeye atar mıydın? Sonra Balkız, böyle prenses için koskocaman bir sofra hazırlamışlar sarayın bahçesine. Tavuklar, mamuklar, oho her şey varmış. Prens ve prenses yan yana oturuyorlarmış. Bak kız, benim karnım çok acıktı. Senin de acıktı mı? Benim acıktı. Gelmeliyim bu zaman. Seylan Hanım, bakın ben bir söz verdim. Sizin için donör olmayı kabul ettim. Ve her ne olursa olsun bu kararımdan vazgeçmeyeceğim. Peki öyle olsun. Yalancılığa devam mı edeceksin? Kızın ne olacak? O küçücük kıza yalan söylemeye devam mı edeceksin? Açılış organizasyonunda yaptığımız gibi. Yeni ortaklarımıza da şöyle özel bir menü hazırlayalım. Ben detayları mutfakta konuşacağım zaten. Zaten yaptığın açılış çok ses getirdi. Sosyal medyada da çok büyük karşılığı olmuş. Biz elimizden geleni yaptık diyelim. Şöyle oturalım ya, rahat konuşalım. Burası en büyük hayalimdi zaten. Deniz mahsulleri ve balığın ön planda olduğu bir menü hazırlayalım diyorum ben. İstanbul'u hissetsinler ya, böyle İstanbul ağırlıklı olsun. Tamamdır, ben şimdi geçiyorum. Kolay gelsin. Hah, geldiniz mi? Merhabalar, hoş geldiniz. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda abicim de bir... Ha Berk, bu arada ben sana şey söyleyecektim ya. Mutfağa geçici bir şef bulabilir misin? Tamam, ayarlarım abicim onu ama bir dakika, bir izninizle Ece Hanım, hoş geldiniz tekrar. Bir dakika, bir bakar mısın kardeşim? Pardon. Ne oldu? Ne oluyor lan? Seylan teyze burada Neva ile konuşuyor. Bir git bak istiyorsan. Ece Hanım, siz detayları Berk Bey ile görüşün. Ben hemen katılacağım size. Hoş geldiniz tekrar. Neden Seylan teyze sana yalancı diye bağırıyor? Yok. Yok kızım, yalan falan yok. Ben Seylan teyzenle konuşuyordum. Sana anlattığım masallardan anlatıyordum ona da. Ama Meleğim, yaptığın çok ayıp. Neden sana bağırıyor ki? Yok kızım, bağırmıyor. Yok, konuşuyoruz biz. Hadi sen odana geç, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, yaşıyoruz. Hayır, hayır. Hadi kızım, sen odana geç. Çabuk gel ama. Hemen geliyorum, söz. Alp'le aynı yerde mi yaşıyorsunuz? Olur mu Seylan Hanım? Ne münasebet? Biz koridorun ucundaki odada kalıyoruz. Hep Meleğimi üzüyorsunuz. Sizin yüzünüzden Meleğim sürekli ağlıyor. Senin de anneni de hiç sevmiyorum. Emin olun, sizi çok iyi anlıyorum. Endişelisiniz, kızgınsınız. Ondan öte bir durum bu. Ben korkuyorum. Oğlumun hayatı tehlikede olabilir. Bunun için korkuyorum. Beni nasıl anlamıyorsun? Kolundaki yarayı biliyorum. Oğlum, bunu kim yapmış olabilir?
Kim zarar vermek isteyebilir ki benim oğlumu? Senin silahlı adamlarla ne işin var Alp? Nasıl oldu bu iş? Tamam, sakin ol. Sen benim oğlumu boşa anne, ne dertler açtın tamam, acaba? Tamam, sakin ol. Geç otur şuraya. Neva, gel sen de otur. Her şeyi anlatacağım ben. Gel Neva, sen de şuraya. Gel. Geldiğin günden beri her şeyimi aldım Alp. Her şey. Bunu yanına bırakmayacağım Alp. Neva'nın eski eşinin ailesi. Bizim Neva ile gerçekten birlikte olduğumuzu sanmış. Öyle bir arbede çıktı, o oldu, bu oldu falan filan ama ben hallettim. Bir daha peşimize düşmeyecekler. Sorun yok ya. Tamam işte, yanılmamışım. Her şey senin yüzünden olmuş işte. Her şey senin yüzünden olmuş. Ben bir daha bu kızı senin yanında görmek istemiyorum. Ne evine gireceksin, ne de restorana geleceksin. O evliliği de iptal edeceksiniz. Anne tamam yeter. Yalancı seni. Çık git oğlumun hayatından. Çık dedim sana. Hala duruyor burada ya, çıksın. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Çıkardın sen bakalım bunu. Sen bana yalan söylemezsin. Asıl o yalancı Seylan teyze. Her şeyi senin için yapıyorum kızım. Her şeyi senin için yapıyorum. Ben oğlumun hapis köşelerinde çürümesine engel olmaya çalışıyorum. Eli silahlı adamlar tarafından kurban edilmesini engellemeye çalışıyorum. Herkese, kendi çocuğuna bile yalanlar söyleyen, masallarla herkesi uyutan bir kadının elinden kurtarmaya çalışıyorum. Anne yeter! Yeter! Neva'yı da hayalde üzmeni istemiyorum artık. Ya onlar da ben de, herkes senin için seferber oluyor. Herkes senin için uğraşıyor sen. Ne istiyorsun sen ya? Anne tamam, yok artık, bitti. Bitti, konu kapandı. Şu Neva'yı söyledikleri, Allah aşkına anne, senin gerçekten ağzından çıkanı kulağın duymuyor ya. Neva ile bir daha böyle konuşmanı istemiyorum. Abi sen Neva'yı al... Seyran sorgun. Burası benim iş yerim. Öyle her aklına estiğinde çıkıp çıkıp buraya gelemezsin. Burada bir sürü insan çalışıyor, tonla adam var. Biri bana seninle ilgili bir şey sorsa ben ne diyeceğim ya? Ha? Ne anlatabilirim? Annem diyebilirsin mesela. Utanıyor musun bundan? Anladım anne. Hem de çok iyi anladım. Can, kusura bakmayın, benim işlerim biraz uzadı. Ne konuşuyorduk onu da hatırlamıyorum ama konuşup hemen halledersek sevinirim. Alp,
İyi misin? İyiyim. Davet öncesi bu ekibin ve malzemelerin ayarlanmasıyla ilgili Berk de size yardım edecek. Onun dışında ne söyleyeyim? Bir şey sorabilir miyim? Az önce çıkan hanımefendi kimdi? Ben Esrima olarak tanıyor gibiyim çünkü. Galiba şirkette görmüştüm. Kadın şey... Seyran Sorbu. Eski bir aile dostumuz. Anladım. Beni çarpmışsınız Alp Bey. Evet Ferhat. Ben bugün bir şeyler duydum. Bir de senden dinlemek istedim. Var mı bana söylemek istediğin bir şey? Bir şey yok. Arkadaşlarla küçük bir anlaşmazlık yaşadık. Sonra hallettik kendi aramızda. Benim kulağıma öyle pek anlaşmazlık gibi gelmedi ama... bu seferlik bir şey demeyeceğim. Ama bir daha bu restoranda öyle kavga gürültü duyarsam... başka konuşurum. Anladın sen beni bence. Kimin yüzünden acaba? Bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin? Ya Ferhat bak, bir şey söyleyeceksen bana söyle. Ya varsa bir derdin söyle yüzüme. Söyle. Ben bir şey demiyorum ama herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Ne konuşuyor herkes? Bazı şeyler Alp Bey. Ne kadar gizli kalmasını istesek de kalmıyor. Hele ki böyle herkesin içinde yaşanıyorsa. Bu kadar ima yeter. Söyleyecek başka bir şeyin varsa söyle. Benim gerçekten böyle boş boş şeyleri dinleyecek vaktim yok. Neva ve siz diyorum Alp Bey. Neva bugüne kadar yaptığı her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde etti. Bu görevi de emeğinin hakkıyla aldı. Oysa şimdi sizin işleriniz yüzünden hak etmediği şeylere maruz kalıyor. Şimdi Ferhat bak. Benim restoran içindeki ya da dışındaki bütün işlerim beni ilgilendirir. Tamam mı? Sizin burada tek mesuliyetiniz var. O da burada işinizi yapmak. Anladın mı? Benim aldığım kararlar hakkında öyle atıp tutmak değil senin görevin. Ha şunu da söyleyeyim. Öyle saçma sapan dedikodular yüzünden Neva'ya yüklenmek de senin görevin değil. O yüzden bana başka söylemek istediğin bir şey var mı? Ferhat. Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kaybol. Ayvaz, sen şu midyelerle karideslerle ilgilen, ben de ızgarayı hallediyorum, tamam mı? Ama karidesler olmak üzere. Ay karidesler! Ayvaz ya! Ne var, ben kendi işimi yetiştirmeye çalışıyorum. Ama bana söylesene. Neyse tamam, ben kurtardım son dakikada. Halis, masa yedin, tabağı hazır mı? Hazır mı derken? Arkadaşlar masa yedinin başlangıcı daha gitmedi, bak söylenip duruyorlar, haberiniz olsun. Nasıl yani? Halis ana yemeği hazır masa yedinin. Masaya gidecek yemekleri takip etmek benim sorumluluğum değil Neva. Şef olan sensin. Neyse ana yemekten sonra da başlangıç tabağını göndeririz. Şefimiz bir ilke imza atmış olur. Sen takma bu Halis'i kafana. Dedim şef onu değil seni seçti ya, bilerek yapıyor. Aklınca seni zora düşürüp pes ettirecek. Gelme sakın bunun oyunlarına, tamam? Tamam Ferhat, sen şu masa yedinin başlangıçlarını götür. Ben ana yemeği tekrardan yapıp getireceğim. Sakin ol, sana güveniyorum. Sen halledersin. Hallederim ben. Hallederim. Thank you.
Bir dakika. Gel. Alp Bey. Mesajınızı şimdi gördüm. Beni çağırmışsınız. Evet. Odaya girerken seni kimse gördü mü? Yok, kimse görmedi. Herkesin işi başından aşkın. Aslında benim de öyle. Şimdi ne var? Bu Ferhat gece gece bana böyle imalı imalı falan konuştu da bizim anlaşmamızdan haberi olmadığına emin misin? Yok. Bilmesi imkansız. Evlilik cüzdanını size teslim ettim zaten. Güvende değil mi? Güvende. Ben onu aldım, kasaya koydum. Ama başka bir şey soruyorum ben sana şu anda. Yani tamam, yakınsınız belli, anladım onu da. Ne bileyim, ağzından bir şey kaçmıştır, bir şey duymuştur. O yüzden dedim. Kimse bir şey bilmiyor, merak etmeyin. Güzel. Sana güvenmekten başka çarem yok o zaman. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Bir sorun mu var? Yok canım, ne sorunu olacak? Yani siz genelde bu saatlerde hep restoranda oluyorsunuz ya, o yüzden sordum yani. İstediğim saatte çıkıyorum. İstediğim saatte giriyorum restorana. Şimdi sana bir sır vereyim mi? Daha önce kimse bana böyle hesap sormamıştı. Alp Bey, olur mu? Olur mu öyle şey? Ne hesabı? Ben asla öyle bir şey değil yani. O yüzden sormadım. Olur mu öyle şey? Herkesin hayatı kendine. Güzel. Bu konuda anlaştığımıza sevindim. Ben de öyle. İyi. İyi. Ben mi çıkabilir miyim ya? Ha, ay pardon Alp Bey, buyurun tabii çıkın. Sen önden iç istersen. Tamam. Yani şey, ya Yağmur, ben böyle çok şık şık kıdım yerlere gitmeyi sevmiyorum. Zaten iş yerim öyle ya. O yüzden burası bana çok iyi geliyor. Böyle işte boğaz havası falan, o yüzden şey yaptım ama sen hiç mi sevmedin şu an? Sevmedim. Hadi ya. Bayıldım. Ya niye böyle bir şey şimdi ya? Ya ne bileyim, ben böyle işte hani savaş yerler, tabure, işte seyyar köfte ekmek falan seviyorum öyle şeyleri, o yüzden. Gerçekten seviyorsun sen de, değil mi? Sevdim tabii. Sen beni diğer kız arkadaşlarınla karıştırıyorsun galiba. Hangi kız? Yok ki öyle bir kız. Yani siz... Ya Yağmur, Allah'ı al. Benim başımı işimden kaldırabildiğim var ya. Ya o çok uzun zaman sonra ilk kez şu an seninle baş başa bir içeri çıktı. Ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burnuma çok güzel kokular gelmeye başladı ve inanılmaz acıktım. Tamam, o zaman söylüyorum. Tamam. Tamam. Şefim. Oo, ne güzel ya. İyi mi böyle? Vay. Senin burada ne işin var? Yolunu mu kaybettin kardeşim? Biz de insanız be kardeşim. Azıcık nefes almayalım. Müsaade var mı? Var tabii, gel. Eyvallah. Bu elindekiler ne? Bunlar şey ya. Benzinciden aldım. Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Ya küçükken bunlardan bir sürü alırdık. Tekneyle açılırdık. Sonra da saatlerce hiçbir şey yiyip içmezdik. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ama o güzel günler biraz mazide kaldı. Eski tadı var mıdır bilmiyorum. Mazide kalmayan güzel şeyler de var. Önemli olan onları görmek. Sen çocukken de hep böyle iyimserdin. Bir de bana bak. Çok gerçekçi. Aman abi.
Şimdi gerçekçi kalacağım diye kötümser olma. Eline sağlık abi. Teşekkür ederiz. Eyvallah, eline sağlık. Gerçekten haklıymışsın. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten mi? Çok sevindim şu an sevmeni. Gerçekten. Sana söz veriyorum. Bir dahaki sefere daha düzgün, daha rahat sandalyeleri olan bir yere gideceğiz. Söz. Benim keyfim yerinde. Karşımda böyle bir manzara olduktan sonra. Ama bak ne yapalım biliyor musun? Bowling'e gidelim, ne dersin? Tabii ki gidelim canım, gidelim. Seviyor musun bowling oynamayı? Ya ne bileyim, böyle konsantre oluyorsun, hedefe kilitleniyorsun, sonra topu fırlatıyorsun, bütün robotlar bir anda yıkılıyor ya. İnanılmaz stres atmıyor musun sen de? Tamam, o zaman biz de gideriz, öneririz. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oyunda acımasızım, haberin olsun. Yok ya, bir şey söyleyeceğim. Ben bowling'de bir çıt iyiyimdir. Sen acaba bir çıt alıngan olabilir misin? Kim ben? Evet. Sen alıngansın. Benim nerem alıngan Allah aşkına? Ben alıngan olsam Alp'le çalışamazdım ki. Aa, o neden? Ya Alp öyle biraz zor bir adam. Ya en son söyleyeceğini ilk başta söyler. Ya bu arada asla kötü niyetinden değil yani. Ama böyle sinirlendiği zaman da içinden bambaşka bir adam çıkıyor yani. İyi tanıyorsun Alp Bey'i. Ne zamandır arkadaşsınız? Bayağı oldu, çocukluktan beri. Yani beraber büyüdük diyebiliriz, öyle diyeyim sana. En zor zamanlarımızda hep birbirimizin yanında olduk. Ne ya Allah aşkına bak, Alp'le Neva'yı konuşmayacağız dedik. Artık kapatalım lütfen. Tamam. Tamam. Yağmur teşekkür ederim. Ben çok uzun zamandır bu kadar keyifli bir akşam geçirmedim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen saatin kaç olduğunu farkında mısın? Aa Sultan Hanım, niye bitmek tükenmek bilmeyen enerjinizle gözlerimizi kamaştırıyorsunuz ya? Kaç oldu saat? Boyun devrisin. Geç içeriye, konu komşuya rezil olacağız şimdi. Biz senin sustalı maymunun muyuz Sultan Hanım? Gel diyorsun geliyoruz, git diyorsun gidiyoruz. Ha? Bağırma, gir içeri. Senin yüzünden oldu be. Senin yüzünden restoran köşelerinde sığıntı oldu kız, sığıntı. Ne diyorsun sen evladım? Sedat'ın Neva'ya yaptıkları yetmedi. Kendini de bitirdi. Sen onun yarım kalan işini tamamlamak için aldığın ana kız ikisini de yaka paça dışarıya attın. Ana oğul bitirdiniz kızı be, bitirdiniz. Bağırma. Gir içeriye, ne anlatacaksın içeride anlat. Yok, şimdi sen benimle geliyorsun Sultan Hanım. Benimle geliyorsun, gelinin Neva'dan ve torunun Hayal'den de özür diliyorsun. Onları restoran köşelerinde yaşattığın için özür dileyeceksin. Yürü! Bırak dedim he! Öyle olsun Sultan Hanım. Peki. Tadı hiç değişmemiş biliyor musun? Değil mi? Ya abi bugün için kusura bakma. Yani her şey üst üste geldi. Böyle restoran bir taraftan, şirket bir taraftan, hepsiyle ayrı ayrı uğraşıyorum falan. Seni terslemek gibi bir niyetim yoktu yani. Yok. Haklısın aslında. Ben ısrarla başarısız oluyorum. Sen de ısrarla başarıyorsun kardeşim. Baksana. Benim bir ay uğraştığım sözleşmeyi sen
Bir haftada hallettim vallahi. Şansım yaver. Gerçekten söylüyorum. Yoksa benim senin işini almak gibi bir gayem yok. Olmadı yani. Olamazdı. Ya babam ısrar edince kıramadım yani. Takma kafana. Alışırım ben. Çocukluğumdan beri hep geri plana bırakılan ben oldum. Ben hep babamın harika oğlunun yanında arıza yaratan çocuk olarak kaldım. Hayatım hep kendimi birilerine kabul ettirmeye çalışmakla geçti. Benim için çok mu kolaydı abi sanki? 9 yaşında girdim ben o ait olmadığım eve. Bütün çocukluğum bana sunulanları hak etmeye çalışmakla geçti. Düşünsene, bir yük olmadığını kanıtlamak zorundasın. E büyüdü, ne oldu? Her şey aynı. Hala o evi, şirketi, bana sunulan her şeyi ayrı ayrı hak etmeye çalışıyorum. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? En azından seni koşulsuz seven, senin yanında duran bir annen var. Bana o evde annemin adını söylemek bile yasak. Bırak adını söylemeyi. Özlemek bile. Hala da öyle. Her an böyle patlamaya hazır bir sırla yaşıyorum. Sen bunun nasıl büyük olduğunu biliyor musun? Gerçekten soruyorum, nasıl büyük olduğunu biliyor musun? Her an böyle ama o duydu mu, o gördü mü, o anladı mı hep... Hep böyle bir korkuyla yaşıyorum. Haklısın kardeşim. Haklısın. Kasım Karoğan'ın oğlu olmak... ...her açıdan çok zor bir iş. Keşke bu işin bir tatili olsun. Keşke. Vallahi ben kendi dünyamda yalnız başıma yaşamak isterdim. Atlayayım yelkenlimi, bütün dünyadaki denizleri gezeyim. Ama hayat beni o kadar dalgalı bir denizde sınıyor ki. Yapmak istediklerimle yaşadıklarım birbirinden o kadar farklı ki. Ama yapacak bir şey yok. Hayatta bazı şeyleri değiştiremezsin. Bazen bir soyadı, aile namı, senin hayattaki en büyük lanetin. Sonra senin gibi biri geliyor ve sana dert ediyor. Ki o hayatın boyunca sana örnek gösterilmiş. Ailenin tuttuğunu koparan çocuğu olmuş. Sense tutunamayan. Ne kadar garip değil mi? Duru. Yani bayağı yalanmış, anladın mı? Benim Alp'le yaşadığım her şey yalanmış yani. Ya ben adamı hiç tanımamışım. Ve bunu zaman geçtikçe çok daha iyi anlıyorum tabii ki. Ya zaten biliyorsun sen Alp'in bana neler yaptığını. Geleceğimi, hayallerimi, her şeyimi elimden aldı. Bunun hesabını da verecek tabii ki. İntikamımı almak için adım adım yaklaşıyorum ona. Yenim ya. Ay ödümü patlattınız. Ne yapıyorsunuz burada? Ya acıktım. Ödüme bir şeyler yapıyordum. İster misin? Yok yok. Ben sizin için hazırlarım. Niye? Yoksa yemek yapmayı da mı bilmeyen bir adam gibi gözüküyorum? Yok. Yok, o yüzden söylemedim. Bağlama çalacak kadar duygulu bulmamıştı ya beni. O yüzden sen. Yani tamam. Böyle aşçı olarak çok yetenekli değilim. Belli. Ama çok açayım. Böyle mutfakta bir şeylerle uğraşınca kafamda hiçbir şey olmuyor. Sana da hazırlıyorum zaten bir tane. Bana mı? Hayır.
Yok Alp Bey, teşekkür ederim. Ben aç değilim. Tamam o zaman ben sizi daha fazla tutmayayım. İşinizi bölmeyeyim. Hayır hayır, tutmuyorsun. Patronun olarak senin mesai saatleri dışında çalıştıramam. Ama belki bana yemekte eşlik edersin diye düşün. Madem gecenin bu saatinde ayaktasın, eşlik edersin. Mi? Hak Bey, tavanız yanıyor. Hop hop hop. Elinize sağlık. Ne, daha tatmadım bile. Abi, bir dakika. Pardon. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bana daha önce kimse yemek hazırlamamıştı. Rahmetli anneannem hariç. Onun kıymetlisiydim ben. Hala kıymetlisin ama. Kızın için. Bizim için. Teşekkür ederim. Neva Hanım, hastalığınız düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerliyor. Acilen tedaviye başlamanız gerekiyor. Ne kadar acil doktor hanım.
Tümör çok tehlikeli bir yerde. Her geçen gün aleyhimize işliyor. Ama ben şu anda hastaneye yatamam. Biraz zamana ihtiyacım var. Hastaneye yatışınızdan bahsetmiyorum. Size söylemek istediğim önemli olan şey tedavi sürecine bir an evvel başlamanızın gerektiği. Başka seçeneğiniz yok. Eğer geç kalırsak... Tamam. Tamam, tedavi olacağım. Ama biraz süreye ihtiyacım var. En azından birkaç ay. Bazı işlerim var. Kızım için. Sizin durumunuzda bir hasta için birkaç ay çok ciddi bir zaman kaybı. Ben sizin yerinizde olsam tedavi sürecini hemen başlatırdım. Tercih sizin. Ama ne kadar erken başlarsak başarı kazanma şansınız o kadar yüksek olur. Tamam doktor hanım. Teşekkür ederim. Yalnız şu kulak çınlamaları ve baş dönmeleri çok arttı. Onun için bir şey yapabilir miyiz? Evet, ben size onun için bir ilaç yazacağım. Sağ olun. Tamamen kesmeyecektir ama biraz hafifletecektir. Ya bırak teyze, bırak ya. Ben bu evden gidiyorum. Ben bu evden gidiyorum, kendime de yeni bir yer buluyorum, tamam mı? Aklını mı kaçırdın sen? Teyzene böyle mi teşekkür ediyorsun gelip özür dileyeceğin yerde? Ya bırak teyze ya, ne teşekkürü Allah aşkına ya. Ferhat. Gidemezsin bu evden, beni bir başıma bırakamazsın oğlum. Bunu daha önce düşünecektin Sultan Hanım. Yalnız kalmayı sen seçtin. Ferhat. Ben evladımı... Canımın bir parçasını o kız yüzünden kaybettim. Seni de kaybedemem. Ferhat! Ferhat! Yok. Yok. Benim o lanet kıza kurban edilecek ikinci bir evladım yok. Pleasure to do business with you. Likewise, we consider this meeting as a great start for long-term, powerful partnership. Thank you. I'm happy to hear that. Thank you. Let me show you the way. And today we will visit some special place in Istanbul. Then we will have a dinner meeting with press and television. Of course. Thank you. Okay. Evet, imzalar da atıldığına göre ben de davet için hazırlıkları kontrol etsem iyi olur. Tebrik ederim anne. Çok iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim Türkan'a. Kasım'cığım, sen de geç kalmasan iyi olur, tamam mı hayatım? Evet. O zaman, see you. Bence gayet güzel bir anlaşma oldu. Hı? Uzun vadede Amerika'da bir şube bile açabiliriz. Hı. İşte bu hafta sen de gördün Alp. Artık kabul et. Senin yerin burası. Baba yapma, biliyorsun. Restoran var. Tamam oğlum. Restoranı kurdun, artık tıkır tıkır işliyor. Artık şirkete dönme vakti. Şirkette de abim var ama. Deniz. Oğlum. Bak evladım. Benim bu şirketi emanet edebileceğim birine ihtiyacım var. Bunun için istekli olan birine. Şirketi alıp başka bir yere taşıyacak birine. Sen söyle. Emir bunu başarabilir mi?
Alo. Silolardaki ürünleri sevkiyat için hazırlayın. Yalnız kimsenin haberi olmasın. Hiç kimsenin, tamam mı? Bakalım elinde olmayan malları Amerikalılara nasıl satacaksın küçük kardeş? Alo Koran Bey. Size daha önce sorduğumda sevkiyat için hazırız demiştiniz. Şimdi soruyorum son kez. Hazır mısınız? An itibariyle araçların giydirmeleri bitti. Sevkiyata hazırız. Güzel. Emir Bey, eğer akşam uygunsanız bu son düzenlemelerle ilgili bir buluşup konuşalım diyorum. Hayır, akşam müsait değilim. Yeni ortaklarımız için evde özel bir davet vereceğiz. Siz gerekli işlemleri yapın yeter. Hay hay. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Sonra görüşürüz o halde. Koran Bey, şu habere bakar mısınız? Demek Karahunlar ortaklıklarını taçlandırmak için köşkte davet veriyorlar. Güzel. Hah, Alp. Ne yaptınız? Sen bir çak önce. Anlaşma tamam. Hadi be. Yönetim kurulu, medya, iş dünyası hepsi akşam köşkte bizle olacak. Süper. Başka bir eksiğimiz yok değil mi? Yok yok, her şey tamam. Hazırlıklar okey. Şef bulabildik mi bu akşam için? Heh, şöyle, şimdi ben daha önce kadim şefle çalışan birini buldum. Tamam. Bu adam böyle piyasada ismi falan da varmış. Rica ettik, bir günlüğüne gelecek. Hatta bir saate kadar falan burada olur büyük ihtimalle. Süper. Ben şimdi ofisteyim, biraz çalışacağım. Bir şey olursa haberleşiriz tamam, artık. Tamam, tamam. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı. Gonca. Efendim Berkay. Şimdi bir saat içinde misafir bir şef gelecek. Geldiği zaman bana hemen haber verecek, tamam mı? Tabii, tabii haber veririm. Kolay gelsin. Yeni şef. Peki. Arkadaşlar, herkes beni bir dinleyebilir mi? Eksik malzemelerimizin tamamı geldi. Sizden şunu rica ediyorum. Sunum bizim için çok önemli. Hiç boşuna zahmet etme tatlım. Alp Bey yeni bir şefle anlaşmış. Ne? Yani öyle tepeden inme şef olunmuyormuş, değil mi? Dışarıdan şef getirmek nedir ya? Alp Bey burada mı? Tabii tabii, ofisinde. Ben de anlamadım, niye böyle oldu? Kadim şef gelmeyecek miydi? Akşam için başka bir şef çağırdığınız doğru mu? Doğru, evet. Ya Alp Bey, siz niye sürekli benim hayatımı zorlaştırmaya çalışıyorsunuz? Önce Seylan Hanım'a eski kocam hakkında yalan söylediniz. Şimdi de benim işimi yapması için başka bir şef çağırıyorsunuz. Ne deseydim anneme peki, pardon? Ha? Uyuşturucu mafyası benim peşimde mi anne deseydin, ne deseydin? Hadi ona tamam. Peki bu şef olayı nereden çıktı? Kadim şefin mutfağı bana emanet ettiğini gayet iyi biliyordunuz. Evet Neva, biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Neva şimdi bak, bu akşam bizim için çok... Bakın Alp Bey, kimin ne dediği, ne düşündüğü hiç umurumda değil. Ben o işi bileğimin hakkıyla aldım. Neva. Alp Bey, orası Kadim Aydoğan'ın mutfağı ve bana emanet etti. Siz ister inanın ister inanmayın. Karar sizin. Ama ben burada olduğum sürece dışarıdan bir şef sokamazsınız buraya. Neva, Karahun Holding çok ciddi bir başarıya imza attı ve bugün onun bir kutlaması var. Sen de davette şef olarak çalışacaksın. Nasıl yani? Dışarıdan şef? Evet Neva, da bir adama açıklamaya izin vermiyorsun ki ya. Restorandaki mutfak aksamasın, işler devam etsin diye senin yerine birini baktım ben de, ne bileyim. Geçici bir durum bu yani. Anladım. Bugün sana köşkte ihtiyacım var. Şef olarak. Peki Alp Bey. İyi, köşkte görüşürüz o zaman. İyi, ben çıkıyorum o zaman. Allah Allah. Asla dinlemiyor ya. Neva. Ben sana söyleyecektim aslında ama neyse, olan oldu artık.
Şimdi şöyle, araç sizi bekliyor. Malzemeler zaten sizden önce gitti. Sen birlikte çalışacağın iki üç kişiyi de yanına al. Ben zaten hemen arkanızda olacağım. Geri kalanlar da burada diğer şefle beraber bugünlük buranın mutfağını idare edecek, tamam mı? Peki Berk Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Nergis kimmiş? Selin Hanım yukarıda. Buyur. Selin Hanım, iyi günler. Beni Alp Bey gönderdi. Akşam yemeği için sizi bekliyorlar. Şimdi mi? Siz ne zaman hazır olursanız. Peki ben bir kıyafetlerimi değiştireyim. Siz aşağıda bekleyin, gelirim ben. Peki efendim. Çok garip değil mi? Mutlaka haber verirdi Alp. Hiç onluk bir hareket değil. Belki sürpriz yapmak istemiştir. Öyle mi? Belki de. Ne baktın Neva? Ben gerçekten sanki ilk defa görüyorsun. Her gün girip çıktığın ev ya sonuçta. Beğendin mi? Ay pek. Evet. Eviniz de bahçeniz de çok güzel. Evim değil. Yani benim evim değil burası. Ailemin evi. Alp Bey. Ben bugün bu şef mevzusunu duyunca biraz yükseldim. Kusura bakmayın. Yok, aksine. Yani mesleğini bu kadar severek yapıyor olman, işini bu kadar sımsıkı sarılıyor olman beni gayet mutlu ediyor Neva. Ben sana çok güveniyorum. Ben işin başına döneyim artık. Neva bittik. Ne oldu? Seyyar dolap bozulmuş. Balıkların hepsi kokmuş geldi. Geçmiş olsun, ana yemeği yapamıyoruz. Kim bakıyor bu balıklara? Ben bakıyorum, ne oldu? Ben söylemedim mi abi? Sen bana dedin. Arkadaşlar, dedim balıklara bak. Ya sana ne oluyor, sakin olur musun? Sen girme araya ya. Ben sana daha önce haber verdim ben mi sana? Ben sana söyledim ama. Ne sen bana söyledin ya? Biz ne yapacağız ya insanlara? Ya Ferhat, biz masa düzeniyle ilgilenelim mi? Neva'cığım size kolay gelsin. Şefim, Türkan Hanım sizinle görüşmek istiyor. Ece Hanımcığım, sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar iyi bir organizasyon planladığınız için. Ev sahibi siz olmasaydınız bu iş bu kadar kolay olmayacaktı Türkan Hanım. Bence pratik çözümlerinizi ve iş bitiriciliğinizi daha fazla alanda kullanmalısınız. Mesela ne gibi? Şöyle ki... yemekleri bu gece siz mi hazırlayacaksınız? Evet. Ama ben sizi restorandan
Siz Alp'in üzerine şeyi... Ay hayır, olamaz. Olamaz, yandık. Adınız neydi? Neva ben. Neva Hanım. Gecenin bizim için çok önemli olduğunun farkındasınızdır herhalde, değil mi? Evet. Peki altından kalkabilecek misiniz? Alp Bey Neva Hanım'a çok güveniyor. Ben de yemeklerini tatma fırsatı bulmuştum zaten. Kendisi bir şef olarak işinde gayet iyi bence. Hiç şüpheniz olmasın Türkan Hanım. Ekibimizle birlikte ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Hı hı. Sanırım elinizden gelenin biraz daha fazlasını yapmalısınız. Sakarlık gibi bir huyunuz var. Yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Kötü bir tesadüf diyelim. Ben tesadüflere pek inanmam. Lütfen şaşırtın beni. Oldu mu? Lütfen. Neva Hanım, size kolay gelsin. Bugün işiniz biraz zor gibi. Merak etmeyin Türkan Hanım. Misafirlerinizi de, sizi de memnun edeceğiz. Müsaadenizle, ben artık işin başına döneyim. Tabii. Hayret, zamanında hazırlanmışsın. Sayende Türkan Sultan. Emir Bey. Bozulmuş. Öyle mi? Fark etmemiş. Ben bahçeyle ilgilensem iyi olacak. Tabii Türkan Hanım. Son birkaç gündür gereksiz yere birazcık gergin. Kalbini kırdıysam eğer özür dilerim. Önemli değil. Yani son günlerde hepimiz biraz stresliydik. Böyle düşünmeni sevindim. Seninle aram eğer kötü olsaydı işe gelmek biraz zor olabilirdi benim için. Şefim, ne yapacağız? Yapabiliyorsun değil mi? Evet. Tamam, hadi koş onu yap o zaman. Özlem, senden kıvamlı bir humus istiyorum. Bir de mısır püresi. Tamamen sızma zeytinyağı kullanılacak. Tamamdır. Gerisini Aras'la ben hallediyorum. Aras, sen de patatesleri soyup haşlamaya başla. Arkadaşlar, Karaon Holding'in tüm ürünleriyle güzel bir menü hazırlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi başlayalım, bitirelim şu işi, göreyim size. Merak etmeyin şefim. Selam Hanım, çok güzel olmuşsunuz. Ya, gerçekten beğendin mi? Evet. Nergis. Hı. Ne bileyim, benim hala aklım almıyor. Yani Alp hiç böyle şeyler yapmazdı, mutlaka haber verirdi. Telefonla aradım, 4 defa açmadı. Belki meşguldür. Öyle midir? Umarım. Herkese tekrar merhabalar. Hoş geldiniz. Ana yemeğimiz servise hazır. Buyurun. Ana yemek için bugünkü konuklarımıza çok özel bir sürprizimiz var. Tabaklarınızda görmüş olduğunuz ürünlerin tamamı Karaon gruba ait mamullerden oluşuyor. Şirketimizin yüksek kaliteli ürünleri şefimizin elinde lezzetli bir deneyime dönüştü. Umarız herkes memnun kalır. Afiyet olsun. Berk. Menü ne zaman değişti? Balıklar bozulduktan 2 dakika sonra. Enjoy please. Gel. Ece, herkes seni soruyor bana.
Çok merak etmişler seni. Öyle mi? Niye? Yani bütün bu kalabalığın içinde inci gibi parladığın için olabilir mi? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. İçelim mi sen? Olur. Abi, güzel organizasyon için seni tebrik etmek isterim. Özellikle şirketin ürünlerini menüde ön plana çıkartmanız çok zekice bir hamleydi. Kadim Şef'in ellerine sağlık. Teşekkür ederim baba ama Kadim Şef değil. Yani bütün bu yemeklerden Neva Hanım sorumlu. Kendisi çok yetenekli ve iyi bir şef. Siz karşılaşmıştınız galiba, ben öyle hatırlıyorum ama. Öyle mi? Hı-hı. Ben o zaman kendisine özel olarak bir teşekkür etmek isterim. Tamam. Ferhat, Neva Hanım'ı bir çağırabilir misin? Kasım Bey'in kendisiyle özel olarak görüşmek istediğini söylersin. Tabii Alp Bey. Neva, Alp Bey gönderdi. Kasım Bey seni görmek istiyormuş. Tamamdır Neva Şef, kalanları biz hallederiz. Sağ ol Özlem. Hadi arkadaşlar, size güveniyorum. Merhaba efendim. Hoş geldiniz şefim. Bak, bugünkü menü sana ait. Evet, ekibimizle birlikte hazırladık. Ha, bu güzel sunum için sizi özellikle tebrik etmek istedim. Aslında geçen gün tanık olduğum manzaradan sonra sizin hakkınızdaki izlenimim pek iyi değil. Evet, haklısınız. Yanlış bir duruma tanık oldunuz. Bak kızım. Restoran her ne kadar oğlumun olsa da onun arkasında ben varım. Oğlumun her ne koşulda olursa olsun bu tip insanlarla muhatap olması beni çok üzer. İnanın benim... Her neyse, ben zaten sonradan durumu anladım. Kızım, iş hayatı böyle insanlarla doludur. Ya senden bu şekilde iş isteyen birisi çıkarsa, sen bunu ilk önce Alp'le konuş oğlum. Ki biz de üzülmeyelim. Bak kızım, sen akıllı, çalışkan birine benziyorsun. Biraz hassasiyet iyi olur. Hı? Kesinlikle efendim. Sen, bu arada güzel menü için sizi tekrar tebrik ederim. Alp'le de konuşacağız. Bu menüyü şirketimizin başka organizasyonlarında da bir değerlendirelim. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Anlaştık. Tebrik ederim Neva Hanımcığım. Şaşırttınız beni. Teşekkür ederim. Elinize sağlık Neva Şef. Herkesi kendinize hayran bırakmayı başardınız. Sağ olun Alp Bey. Sağ afiyet olsun. Ha, pardon, excuse me. Efendim? Teşekkür ederim de ben çok müsait değilim. Sizi sonra arayayım mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Alp. Vallahi bu harika tablo senin eserin. Bırakıyorsun. Abi sana bir kere daha söylemiştim ama yine söyleyeyim. Ben kendim için değil, şirket için çalışıyorum işte, görüyorsun. Abi biliyorum. Biliyorum. Bu işin de başına geçtiğine göre yakında holdingde görürüz seni. Merak etme. Holdinge geri dönme gibi bir niyetim yok. Ben restoranda gayet iyiyim.
deli olduk biraz böyle. Rezerve yani. Burası Karahon Köşkü değil mi? Evet Seylan Hanım. Neden beni buraya getirdiniz? Alp Bey sizi buraya getirmemi istedi. Buraya mı? Emin misiniz? Eminim efendim. Peki. Güzel organizasyon bir iki cümleyi hak ediyor sanırım. Korkmayın fazla uzun konuşmayacağım. Karahon Holding bundan yıllar önce bir aile şirketi olarak kuruldu. Azimle, kararlılıkla, çalışkanlıkla bir arada kalmayı başardık. Bu çıktığımız yolda en büyük başarımız özümüzü korumak oldu. Bu yüzden Karahon ailesi iyi günde de kötü günde de hep bir arada kalmayı başardı. Ve bu özveri babadan oğula, kuşaktan kuşağa geçmeye devam ediyor. Biz bugün Karahon Holding olarak çok gururlu bir günü yaşıyoruz. Şirketimiz yeni ortaklarıyla Amerika'da büyümeye devam edecek. Bu kıymetli başarıdan başta oğlum Alp Karahon olmak üzere, sonra şirketimizin diğer birimlerinde çalışan herkes sorumludur. Onlara teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Anne. Alp. Ne işin var senin? Sen çağırdın ya. Şoför göndermişsin. O aldı getirdi. Şoför? Ben şoför falan yollamadım. Ama o şoförü yollamışsın, geldi beni aldı buraya getirdi. Ay benim senin geleceğinden haberim bile yoktu. Seylan Hanım. Eski gazino şarkıcısı Seylan Sorgun Alp Karahon'un öz annesidir. Geçmişte Kasım Karahon'la yasak aşk yaşadılar. Bugüne kadar Alp Karahon gerçek annesi Seylan Sorgun'u herkesten sakladı. Beni aldırdın. Anne seni benim buradan hemen çıkarmam lazım. Alp Bey, Seylan Sorgun'un gerçek anneniz olduğu söyleniyor. Doğru mu? Kasım Bey ile Seylan Sorgun'un geçmişte yasak bir ilişkisi varmış. Bunlar doğru mu? Seylan Hanım, Kasım Bey ile aranızdaki ilişki için neler söyleyeceksiniz? Hala devam ediyor mu ilişkiniz? Hayır, yok öyle bir ilişki. Anne, hayır. Bir şey söylemesin. Arkadaşlar, tamam Alper, yeterli. Anne, çok teşekkür. Utanıyor musunuz? Seylan Hanım eskiden gazino şarkıcısıydı. Annenizden utandığınız için mi saklıyorsunuz? Bir şeyler yap Kasım, rezil olduk. Dur canım, sakin ol. Yapacak bir şey yok, sakin. Niye utanayım ya? Niye utanayım arkadaşlar? Duyduklarınız doğru. Seylan Sorgun benim öz annem. Bu ülkenin en sevilen sanatçılarından birinin oğlu olmak da utanılacak bir şey değil diye düşünüyorum ben. Peki neden sakladınız o zaman? Bak arkadaşlar, açıklıyorum, anlatıyorum. Ben annemle gurur duyuyorum. Tamam mı?
hem öz annem Seylan Sorgun'la hem de beni bugünlere getiren, yetiştiren, büyüten annem Türkan Karaoğlu'na. Teşekkürler. Buyurun. Çıkarın. Lütfen. Sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. Kasım Bey, bugüne kadar neden açıklama yapmadınız? Türkan Hanım, siz bu ilişkiyi biliyor muydunuz? Oğlum gerekli açıklamaları yaptı zannediyorum. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Yeterli. Hadi uzatmayalım artık. Kıyamet koptu resmen. Siz burada uyuyorsunuz. Öf Gonca ya. Kim bilir yine hangi önemsiz şeyi olay diye getirdin karşımıza. Sen öyle san. Hemen söylüyorum. Biz Alp Bey'in annesini Türkan Hanım olarak biliyorduk ya. Evet. Aslında Seylan Sorgun adında eski bir gazino şarkıcısıymış. Ya hatırladınız değil mi? Hani şu açılış gecesinde kafasıyla gelen kadın yok mu? O kadın işte. Nasıl oluyor? Ben çok büyük bir hata ettim. Ben buraya gelmemeliydim. Hiç gelmemeliydim. Çok kötü bir şey yaptım. Berbat bir şey oldu. Her şeyi mahvettim ben. Hayır Seylan Hanım. Sakin olun lütfen. Sağlığınızı düşünmek zorundasınız. Şu an hiçbir şey düşünecek durumda değilim. Ben hemen buradan gitmek istiyorum. Hemen gitmek istiyorum. Hayır, olmaz. Olmaz. Alp Bey gelecek. Ortalık biraz sakinleşsin. O sizi götürecek Seylan Hanım. Lütfen bekleyin. Sabırlı olun biraz. Lütfen. Ben burada kalmak istemiyorum. Ben hemen gitmek istiyorum. Sen hangi yüzle benim evime gelebiliyorsun ha? Ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Burada bir davet olduğunu da bilmiyordum. Adamın bir tanesi tuttu beni getirdi. Yalan söyleme. Bal gibi de biliyordun. Seni küçümsemekle hata etmişim. Gazetecilere sen haber verdin değil mi? Ben kimseye haber vermedim. Yalan söylemiyorum. Türkan Hanım, lütfen siz de sakin olun biraz. Bakın Seylan Hanım çok üzüldü. Sen kimsin de bu meseleye karışıyorsun? Bizi yalnız bırak. Olmaz. Alp Bey'e söz verdim. Çık dışarı. Hayır. Ne oldu ya? Yalan söylemiyorum ben. Ben bilmiyordum gerçekten. Ben kimseye haber vermedim. Ben zaten nereden anlarım böyle şeylerden? Sen her şeyin gayet farkındaydın. En başından beri. Kasım'ın evli, çocuklu bir adam olduğunu bile bile girdin hayatına. Evet biliyordum evli olduğunu. Biliyordum ama ilişkim kötü gidiyor. Ayrılacağım dedi bana. Ben Kasım'a inandım. Ona söylediği şeylere inandım. Geçmişi kapatıp benimle bir hayat kuracağını zannettim. Türkan, ben ona aşık oldum. Aşkmış. Senin derdin aşk falan olmadı. Hiçbir zaman. Benim küçük bir oğlum vardı. Oğlunla, Kasım'la mutlu bir hayatım vardı. Sen hiçbir zaman sahip olamayacağım bir hayatı istedin. Benim hayatım. Benim ailemi. Ben de anneyim. Benim de çocuğum var. Ben Kasım'ın sözlerine inandım. Bana boşanacağım dedi. Hayatımda senden başka kimse olmayacak dedi. Ona inandım. Kasım seninle kalabilirdi. Neden kalmadı o zaman? Ben sana söyleyeyim. İstemedi. Beni, ailesini seçti. Onun hayatında senden önce ben vardım. Hep ben oldum. Kendine hayatımızda zorla bir yer açmak istiyorsun ama boşuna uğraşma. Sen kendi oğlunun bile anne demeye utandığı bir kadınsın.
İşte orada yanılıyorsun. Siz ne kadar engellerseniz engelleyin. Benim oğlum bu gece beni seçti. Gerçek annesin. Sen ne kadar etrafa karşı mutlu aile tablosu oynasan da... bu gece o tablo bozuldu Türkan. Öyle mi? Pekala. Madem bütün gerçekler ortaya döküldü... Alp'in de annesinin gerçek yüzünü görme vakti geldi. Değil mi? Gazetecilerin hepsiyle konuşmamı hiçbirini ikna edemedim. Basacaklar haberi. Ya bassınlar. Bassınlar ne diyeyim yani? Zaten kulaktan kulağa yayılacaktı bu, duyulacaktı. İyi bile oldu gerçekten. Valla ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Seylan teyzenin ne işi var burada ya? Yani annem ona evden bir şoförün aldığını söyledi. Hı-hı. Şoför de kendisini benim yolladığımı söylemiş. Ya anlamadım, bilmiyorum. Kim yapar böyle bir şey ya? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Neyse şu. Misafirleri biz sağ salim gönderelim de. Sonra şöyle yapacağız gerekirse. Yani güvenlik şirketini arayacağız. Köşkün kamera görüntülerini isteyeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız artık. Peki yetişin. Ne oluyor ya? Türkan Hanım'la Seylan Hanım kavga ediyor. Engel olamadım. Kötü bir şey olmadan durdurun lütfen. Bırak dedim sen. Allah tutanma yok. Bırak dedim. Hiç tutanma yok mu senden? Bırak. Canımı acıtıyorsun. Sen benim canımı yeterince acıttın. Hem de defalarca sen. Defalarca. Alp'i bahane ediyorsun yine. Ama yemin ederim. Yemin ederim tek bir sözümle bitiririm seni. Alp'in gözünde zerre kadar değerin kalmaz. Şimdi defol git evimden. Oğlumla konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Bu kez oğlumla arama giremeyeceksin. Sen bu gece buraya gelerek sonunu hazırladın. Seni uyarmıştım. Şimdi daha kötü bir şey olmadan çık git evimden. Bırak diyorum. Çık git dedim sana. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Kendinize gelin, ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz, iyi misin? Ha? Kolum acıdı. Kolum mu? Tamam. Sen bu kadına nasıl hala anne diyebiliyorsun ha? Bu kadının benim evimde yeri yok. Daha fazla sabrımı zorlamayın. Bu rezil, bu ahlaksız kadın benim evimden hemen gidecek. Anladın mı? Hemen gidecek. Yeter! Yeter, kendinize gelin ya. Bu kadın, bu kadın, bu kadın, bu kadın dediğim benim annem. Ne olursa olsun benim annem. Anne. Ben neyinim? Kokuşmuş hayatıyla seni de zehirliyor. Farkında değil misin sen? Lafını bil de konuş, çok ileri gidiyorsun. Annemle ilgili böyle konuşmana izin vermem. Evet, hatalar yapmış olabilir. Ama ne olursa olsun o benim annem. Ve ben onu asla bırakmam. Hadi anne. Yazıklar olsun emeklerim. Bu kadından sana anne falan olmaz. Sen onun umurunda bile değilsin. Onun umurunda olan tek şey para. Türkan sakın yapma lütfen. Yalvarırım. Türkan sakın lütfen. Lütfen sana yalvarırım, yapma. Yapma. Para mı? Ona inanma. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ona inanma, ben kötü bir şey yapmadım. Onun söylediklerine inanma, lütfen inanma. Hiçbir şey yapmadım, kötü bir şey yapmadım ben abi. Gerçekten yalan söylüyorum. Ne oluyor burada? Ah, Kasım. Biz de tam geçmişte yaşananlardan konuşuyorduk. Çocukken hep... annem benden neden vazgeçti diye sorardı. Hatırlıyor musun? Cevap veremezdim. Ama sanırım şimdi verebilirim. Para için. (Gülüyor)
Annen seni babana para karşılığında verdi. Bir servet karşılığında senden vazgeçti. We'll be right back.